özdeş 3 tane şekil verilmiş, desen verilmiş. Bunlardan bir tanesinin çevresini hesaplayacağız. Bu arada noktalı çizgilerde simetri ekseni. Şöyle şekli büyütelim. Sadece şekle odaklanalım. Bak burada simetri ekseni olduğu için katlamadan dolayı bu iki tane kenar birbirinin aynısıdır. Sonra bak bu iki kenar karşılıklı aynıdır. Bu iki kenar karşılıklı aynıdır. Bu iki kenar karşılıklı aynıdır. Simetri ekseni olduğu için 120 dereceyi iki eşit parçaya böler 60-60 olur. Böyle Bir kırmızı doğru birleştirdiğim zaman da ikiz üçgenin tam ortasından geçecek. Kenar çünkü simetri ekseni ol olduğunu unutma. Bu bilgiyi kullanacağız. Açı ortay 60 derece. Yukarıdan Bir uzunluğumuz 20 köküç. Diğer taraftan da yine 20 köküç. toplarsam ne oluyor? 40 köküç. Tümü köküç metre. O da 100 köküç santim demek. Çıkarınca 60 köküç kaldı. Kırmızı uzunluk 60 köküç ise yarısı 30 köküç. Diğer yarısı 30 köküç. Bu sayede artık 30 30 120 üçgeni. Demek ki bir kenarımız buradan 60 köküç olduğu için uzun kenar. Kısa kenarlarımızda ikiz kenarlarımızda 60 60 oldu. Sonra önemli bir görüntü yine. 35, 35 daha 70 köküç. Tamamı 100 köküçtü. 100 köküçten 70 köküç çıkarırsak ne kaldı geriye? 30 kök 3. Ne olacak? Burada da yeşil çizeyim böyle. Ee, 30 kök 3 olduğu için yine 30-30-120 üçgeni. Kenarlarımız buradan 30-30 geldi. Şimdi e, diğer meselemize gelelim. 2.1 olduğuna göre her bir uzunluk şöyle kırmızı, mavi, yeşil uzunluğumuzun her biri 210 santim 3'e bölersek 70, 70-70 olacak. Hemen dikkat et. Burada şu kısa parçamız... Ee, neye eşit oluyor? Hiç, gerçi ona gerek yok pardon. 60 olduğuna göre 30'un karşısı ne oluyor? 30, yarısı. 30 olduğuna göre burada 30'un yarısı ne oluyor? 15. Toplam ne kadar dedik? 70. 30 15 daha 45 yapar. Geriye ne kaldı? 25. E peki hocam bunu bulmamız ne işimize yarayacak? Buraya kadar hemen not ediyorsun. Şimdi bir durduruyorsun, not ediyorsun, temizleme yapacağım. Çünkü sadece o 25'e odaklayacağım. Kenarları sadece not et. Ne bulduk? 60 60, 30 30 bulduk. Siyah diğer kenarları bulacağım. Şimdi siliyorum bunları. Artık sildim. Ne bulduk biz? Demin şu kısımla bu kısım arasını toplam 25 birim bulduk değil mi? Şimdi dikkat et. Tam buradan diki çek. Simetrikse neydi ya? İkiz kenar üçgen 30 derece oluştu. Burada 30 derece oluştu. Şimdi artık şuraya A dersem 90'ın karşısı 2A, buraya B dersem 90'ın karşısı 2B. Doğal olarak A artı B 25 olduğuna göre 2A artı 2B 50 geldi. Şimdi burada da yine 2A 2B var simetri. Bunlar 60 60'tı. Buralar 30 30'du. Çevre o zaman ne oldu? 60 artı 2A artı 2B artı 30'un 2 katı. 2A artı 2B 50. 60 50 daha 110. 30 daha 140. 2 ile çarp 280. Yani bu da ne yapıyor? 2.8 santim. E şıkkı geldi şeklin çevresi. Şekilde 6 tane parça var. Birinci parça, 2, 3 ve 4. parçalar. 5 ve 6. parçalara da dikkat edelim. Şimdi 1, 2, 3, 4 parça birbirinin aynısı. Çünkü burada normalde bir kare vardı. Bu kareden şu parçalar ayrıldı. 2 tane eş üçgen oluştu. Sonra yine burada 3 numaralı ve 4 numaralı üçgenler de 45-45-90'lardan dolayı birbirinin aynısı geldi. Doğal olarak o zaman şunu söyleyebilirim. Burada bir kenar 4'tü artık 2-2. Sonra hipotenüsü bunların 2 kök 2. Yine 2, 2, 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2. Şimdi şuna bakmak lazım. 1, 2, 3, 4 tane kırmızı küçük parça birbirinin aynısı ve hipotenüslere bunların dikkat et lütfen. 2 kök 2'ye eşit. Buraya o yüzden yazdım. Sonra aynı hipotenüs yine 45-45-90'lardan dolayı 2 kök 2. Sonra büyük dik üçgen şu kırmızı üçgeninde bir dik kenarı 2 kök 2. O zaman buraya da böyle 2 kök 2 yazdım. Doğal olarak çevresi 6 kök 2 çarpı 2'den 12 kök 2 oldu C şıkkı. Türevde bunun ispatını isterseniz yapabilirsiniz ama gayet güzel ezber kuralı da iş görüyor arkadaşlar. İki doğru parçasının farkının alabileceği en büyük değer için yapacağınız mevzu şudur. C noktasını A, C ile doğrusal olacak şekilde şöyle seçebilirsiniz. Bu şekilde doğrusal seçtiğinizde AE en büyük değerini alıyor. Sonra CE de burada doğal olarak en küçük e, en büyük değerini bulabileceğiniz uzunluk işte AC oluyor. Öbür türlü yaptığınız zaman tabi arada yerlerde olduğu için atıyorum E'yi burada alsan, burada alsan ya da burada alsan. asla bu en büyük değer kadar elde edemiyoruz. Peki neden hocam? Aslında bu bir sonuç. E, türevde bunu denklem yoluyla yapabiliyoruz, anlatabiliyoruz. Geometride tabi kendi hani türev müfredatı diye bir kavram olmadığı için biz size hazır sonucunu veriyoruz elde edilmiş sonuçta iş görür bazen. Çünkü bunun ekstra bir yorumu yok, olayı yok. O yüzden bunları doğrusal seç, E'yi uzakta bir nokta al. Böylece A, E'yi en büyük elde et. Farklarını da bu sayede en büyük elde edebil. Doğal olarak buradan A, C neye eşit olacak? Gerçekten A, E uzunluğuyla E, C uzunluğunun farkına. İşte bu uzunluk en büyük uzunluk. Şimdi artık BD'yi 24 verdiği için Şöyle dikdörtgen çiziyorum 24. 9 olduğu için burası 9. Geriye kaldı 7. 7, 24, 25 oldu. D şıkkı geldi. Düzgün altıgende bir kere çevreyi verdiğine göre 6'ya böl 1 kenar 4 köküç. Peki ben en küçük düzgün altıgenin bir kenarına nasıl varacağım? Bildiklerimden yararlanarak gide gide en son oraya varırım. Bak bir kere bu bildiğim en azından 4 köküç var. 30-30 120 üçgeninden dolayı köşegen 12 birim olur. Bunun bana şöyle bir katkısı olur. Ben buradan böyle birleştirdiğim zaman kırmızı doğrumuz da 12 olur. Bu da bir aşamadır. Daha sonrasında bir kenarımız 4 köküç olduğu için yine bir kenarımız 4 köküç. Şöyle bir köşegen çizersem 90 derece sonra yine 90 derece olduğu için paralel olur. Ve tabii ki çizdiğim kısa köşegende dört kökçü olur. Şimdilik şunu bir sileyim hem dört olduğunu gör. Sonra 30-30 120 üçgeni çünkü düzgün altıgen bu yüzden 4 oldu. 4 olması sayesinde ne diyoruz? Düzgün altıgenin uzun köşegeni kenarın iki katıdır bu yüzden 8. Sonra devam ediyorum. Buradan da artık 8 olduğuna göre köşegenin tamamı 12 olduğuna göre karşılık kenarlı reşit paralellikten dolayı ve 90 dereceden dolayı o zaman Düzgün altıgen en küçükte köşegeni 4 oldu. Bu köşegen de kenarın 2 katıydı. Bu yüzden düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 2 geldi. C şıkkı. Bir eşkenar dörtgen verilmiş. X nedir diye soruyor. Paralel kenar eşkenar dörtgen, yamuk gibi yerlerde şuna dikkat etmek lazım. Paralel olduğu için iki doğru birbirine biz şu EH açı ortay kollara indirilen dikler birbirine eşittir deyip şöyle bir dik indirirsek 6 olur. Yine E'den bir dik indirirsek şöyle 1, 6 olacak kollara indirilen dikler eşit. Bunun bize katkısı ne olur? Şöyle bir daha kenarda göstereyim. Burada eşkenar dörtgenin bir kenarı 13. 6, 6 daha 90 derece, 90 derece paralellik sayesinde aslında paralellik doğru arasındaki uzaklığı yani yüksekliği bulduk. Bu sayede 12 olur. 5, 12, 13 üçgeni gelir. Böylece dışarıdan indirdiğim zaman yine 5, 13 ve 12. Çünkü şu kırmızı üçgenle bu mavi üçgen birbirine eştir. Şimdi artık şöyle göstereyim. F noktası böyle bak bir FB. Şimdi kenarın tamamı 13 olduğu için bana AF'yi kendi şurayı sileyim artık. 9 vermiş. FB de bak ne oldu? 4 oldu. Şimdi şuna dikkat et. Burada 9 bulduk. Şimdi 12 yükseklik soru benden nereyi istiyordu? CF uzunluğunu yani X'i istiyordu. 9, 12, 15 üçgeninden D şıkkı geldi. En büyük alanlı düzgün altıgen yapacağız ve diğerinden de en büyük alanlı daireyi keseceğiz. En büyük alanlı daireyi kesmek en azından burada kolay. Çünkü kare olduğu için hemen onu aradan çıkaralım. Şöyle bir kareden tabii ki ne olacak? Çapı 8 olan bir daire çıkardım gördüğünüz gibi. O zaman yarı çaplı 4 oldu. Kenarlara değdirdim. Bu şekilde hallettik. Şimdi düzgün altıgene baktığımız zaman 4 köküçü ve 8'i kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Nasıl biliyor musun? 4'ün köküç katı 4 köküçtür. 4'ün 2 katı 8'dir. Buradan nereye varacağım? Bir düzgün altıgenin uzun köşegeni kenarın iki katıydı. Kısa kenarı köşegenin kök köküç katıydı. O zaman işte bu görüntüye sahip olan bakalım bir düzgün altıgen oluşturabilir miyiz? Şöyle yapayım. Bir düzgün altıgen çiziyorum. Ee, sonra böyle yaptım. Bu şekilde yaptım. Burayı çizdim. Bu bakalım olur mu? Şimdi deneyeceğim. Birincisi burası o zaman ne diyeceğim? Dört köküç. Kenarı 4 varsaydım. Böyle yaptım. İkincisi... Uzun köşegenim 8. Olabilir mi? Evet. Sığdı bak. Tam olarak sığdı şeklin içine. Hakikaten şu 60 dereceden dolayı da 30'un karşısı 2. Sonra kenar 4. O zaman bak buraya 2 kaldı. Burası 2 köküç oldu. Burası 2 köküç oldu. İşte şöyle bir düzgün altıgen elde etmiş olduk. Bunların merkezleri aynı olmalıymış. Tamam. Bir çember çapı 8 birim. Sonra bir düzgün altıgen. Bunun da merkezi nedir? Aslında bir e, düzgün altıgenin içteki çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezi, hepsi aynı noktadır. Şu merkez tam ortada yer alır. Dolayısıyla bu düzgün altıgenin de çevrel çemberinin merkezi olmuş oldu. Yani bu düzgün altıgenin çevrel çemberi de şöyle bir çember olur. Bundan yararlanarak da bir yorum yapabiliriz. Çünkü bunun da yarıçapı 4. O zaman aslında bizim çember ne oldu? Bu şeklin, bu düzgün altıgenin Gördüğünüz gibi bir çevrel çemberi oldu. Çünkü merkezi böyle bir O noktası olmak üzere yarıçapı 4. Zaten bu düzgün altıgeninde bak hakikaten böyle çizersem çapını merkezi O noktası olur. Çevrel çemberin yarıçapı da 4 olur. Bizim aradığımız çemberden, sarı çemberden geriye düzgün altıgen kapattığı için şu kırmızıya boyadığım bölgeler kalır. Şimdi artık görünen yüzey bu. Yani bana sorduğu sarı diyoruz tabi de hani bunun içine de yerleştireyim bak gör. Şöyle bir görüntü doğal olarak sarı bölge diyor ya işte artık geriye kalan kısımlar. Doğal olarak işte bu kırmızı kısım bana sordu kısım. Ben sarıya boyayamayacağım için şimdi kırmızıya boyadım. Bu da nasıl olur? Düzgün altıgenin alanını çıkaracağız daireden. Dairenin alanı 16 pi. Düzgün altıgenin alanı 6 tane eşkenar üçgendir. Böyle. A kare kök 3 bölü 4'ten 6 ile çarpacağız. Doğal olarak buradan da ne oldu? Bunları sadeleştirirsek 16 pi eksi 24 kök 3 oldu. A şıkkı geldi. E ve D noktalarında teğet olan bir çember verilmiş. X nedir diye soruyor. Şöyle bir büyüteyim. Çıkmış sınav sorusuna da benzeyen bir sorumuz. Tamamen benzerlik. Çünkü bak merkezden t'et edik indirirsin yarıçaptır 4. Merkezden teğet edik indirirsin yarıçaptır 2. Şimdi burada 2, 4. Ne oldu? Orta taban. Demek ki AB 6 ise BC de 6'dır. Bundan sonra bak hamle kalmadı. Direkt Pisagor kırmızı üçgende. 36 4 eşittir x kareden. 32'nin karekökü Doğru cevabımız 4 kök 2 olmuş oldu. B şıkkı geldi. Paralellikte gerçekten bu teğetler, dikindirmeler üçgenle eşleştirebildiğimiz için çok önemli. 30 derecelik açı verilmiş BCD açısı ve DCF açısı yani bir açı ortay var. Sonrasında AB uzunluğu soruda bize 30 olarak verilmiş, DE uzunluğu da şöyle kırmızıya boyadığım uzunlukta 60 olarak verilmiş. Araba lastiğinin çapı 40 yani yarı çapında unutmayalım 20 santim A noktasının yer düzlemine olan uzaklığı soruluyor. AB'nin 30 olduğunu şuradaki 30 dereceyi bu 30 dereceyi şöyle kullanabilirim. Bak benden A noktasının yere olan uzaklığını istiyor ya. Şu uzunluğu böyle uzatsak. Çünkü şöyle bir görüntü gördüm. 30-30-60. Şimdi o zaman uzattığım zaman ne olacak? Şöyle bittiği yer böyle bir yeşil açının yine 30-60-90'dan 30 gelecek. Bak 90-60-30. Sonra TET bakıyorum. Merkezden TT indirdiğim zaman bu bir yarı çaptır 20. 20 olduğuna göre 90'ın karşısında şöyle yeşile boyadığım bir EP uzunluğu da ne geldi? 40 geldi. Daha sonrasında DE'yi zaten 60 vermişti bana. AB'yi de 30 vermiş. Bu arada lütfen şuna dikkat et. 30 derece, 30 derece. O zaman gösteriyorum kırmızıyla. 60, 40 daha 100 ise ikizkenar üçgenden. CD de 100 oldu. 90'ın karşısı 100 ise 30'un karşısı 50 oldu. Şimdi ta bu AP'nin uzunluğu 30, 50 daha 80, 60 daha 140, 40 daha 180 oldu. Bundan sonra artık büyük üçgende 90'ın karşısı 180, 30'un karşısı A'nın uzaklığı olur. 90 gelir B şıkkı. Paralel kenarın köşegeninin orta noktasını vermesi demek bazen işte birini verir diğerinde bir sen çiz ki burada köşegenler birbirini ortalıyor onu gör demektir. Ve hemen bu hamle bize soruyu getirir çünkü soru bize şunu demiş paralel FL EA'ya paralelse karşılıklı oranlar eşittir. Bu yüzden F de orta noktadır. FL orta taban gelir. Bu sayede 14 ise Demek ki FL ne olacak? 7. O zaman 7 x 4'ten x'e de 3 kalacak. A şıkkı. Açı ortay verilmiş. İkiz kenar bir üçgen verilmiş. 8, 4, x'i bulacağız çemberin içinde. Açılardan bir yararlanalım bakalım. Şimdi madem öyle iç içe geçen bir ikiz kenar üçgen var. içeride bir ikiz kenar var. Onu kullanmak isterim ben. Çünkü ekstra başka yapabileceğim şu. Bir alfa teta diyorum. İki iç hiçbir dıştan buraya alfa artı teta diyorum. Bu arada soru zor merak etmeyin yapamadıysanız. Hakikaten iyi bir yorum gerektiriyor. E, çözümünü görün. Böyle hani ilginç bir soruymuş dersiniz bitince. Alfa teta, alfa artı teta, alfa artı teta dedim. Şimdi buraya da alfa dedim. X'i istiyor benden. Çember olmasının da avantajıyla şunu da çekeyim. Şundan dolayı. Aynı yayı gören çevre açıları kullanacağım bak. Burada D açısına bir teta diyorum. Şimdi olaya bak. Yeşil üçgende alfa teta zaten iki tane açımız. Sonra gel kırmızı üçgene alfa teta. İki açısı eşit olan üçgenlerin doğal olarak böyle üçüncü açıları da eşit olur değil mi? Bu şekilde üçüncü açıları da yeşil yaptım. Şimdi şuna dikkat et. Kırmızı üçgende teta'nın karşısı çift çizgi. Yeşil üçgende Teta'nın karşısı yine çift çizgi. O zaman yeşil üçgenle kırmızı üçgen eş geldi. Bu sayede burada hemen şunu söyleyebilirim artık. Alfa'nın karşısı 4 ise o zaman burada alfa'nın karşısı 4 olur. Şimdi burada son olarak bir tane daha benzerlik var. Onu da göstereyim. Teta alfa. Teta o zaman ters açılar birbirine eşit. Bak bir de buraya alfa diyeceğim. O zaman artık şunu da görebilirim bu maviye boyadığım iki üçgen benzer oldu. Şimdi lütfen dikkat et burada. Ee, mavi açıların karşısı 8 ve 4 benzerlik oranı o zaman ne geldi? 2. 8'in 4'ü oranı. Büyük üçgende alfanın gördüğü 4. Küçük üçgende alfanın gördüğü bak ne oldu? X. Buradan da X gördüğün gibi 2 olmuş oldu. D şıkkı. Boyalı bölgenin çevresi 8 pi denmiş. Bak burada şuna dikkat edeceksin. Çemberler birbirine eş. Birbirlerine eş oldukları için şunu lütfen gör. Dıştan baktığın zaman çemberler birbirine eş olduğu için gördüğün gibi burada ne çıktı? Bir düzgün altıgen çıktı. Teğet olan çemberleri bak birleştirdim. Dıştan teğet çemberler birleştirilir. O zaman burası 120 derece oldu. Bize katkısı ne olacak bunun? 120 derece olunca şöyle bir tanesini söyleyeyim. R dersek 2 pi R bölü 3 olacak. Bunlardan bir tanesi. Kaç tane var? 6 tane var. Doğal olarak burayı 6 ile çarpıyorum. 4 pi R oldu. Ve bu 8 pi'ye eşitmiş. R o zaman buradan 2. Şimdi ne yapacağım peki? Düzgün altıgenin alanını bulacağım. Sonra şu yeşil bölgeleri çıkaracağım. Düzgün altıgenin alanı. yarıçapı çapı 2 bulduğum için 2 2. Bir kenar 4. Düzgün altıgenin alanı nedir? 6 tane eşkenar üçgenin alanı. Bu yüzden 4'ün karesi köküç bölü 4'ten 6 tane var. Bu da ne yapar? 24 kö3 Sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 120 derecelik daire dilimi var. Çarptığın zaman ne oluyor? 720 derece. 720 derece 360'ın kaç katı? 2 katı. O zaman bu ne demektir? 2 tam daire. Demek ki bu 6 tane 120 derecelik daire dilimi 2 tam daireye denk geldi. Bir dairenin alanı pi r kare. Yani 2 ile çarpacağız o zaman. 2 pi çarpı 2'nin karesinden burası da 8 pi oldu. Çıkarmam gereken alanda 8 pi'ymiş. Buna göre 24 kökü çeksi 8 pi geldi. İstenen boyalı bölgenin alanı B şıkkı oldu. Bir kare verilmiş bir de yamuk verilmiş. Dik yamuk x'i bulacağız. Burada ben şundan yararlanırım hemen karenin köşekini 45 45 e ayırıyor boşuna bu 45 verilmemiş bak birleştirince aslında şöyle bir dik üçgen geldi ADF üçgeni buradan nereye bağlarım karenin de kenarları birbirine eşit olduğu için bazen bu 45 45 90 bazen de şu DGF dik ve kullanırım ne demek o alfa 90 teta sonra bak alfa 90 teta 90'ların karşısı da aynı olduğu için eş üçgen teta'nın karşısı 4 ise 4 Alfanın karşısı 2 ise 2. O zaman 2 kök 5, 2 kök 5 oldu. Şimdi artık bu sayede köşegeni de 2 kök 10 bulmuş olduk. Kenarın kök 2 katı olduğu için. Sonra ne söyleyeceğim? Sonra şöyle bir dik indireceğim. Bu dik indirdiğim zaman yükseklik 6 idi. Yine burası 6 oldu. Şimdi buradan da 2 kök 10, 6. Buradan da ne olur? 2 kök 10, 40. 36 çıkar, 4. Yani Pisagor yaptım mavi üçgende. Demek ki şöyle bir TF 2'ymiş. Şimdi göstereyim bak. Burada artık bir dik üçgen. Dikten dikinde 2 bulduk. Şöyle x eksi 2 diyeyim. Ve 6. Buradan da öklit x eksi 2 çarpı 2 eşittir. Dikten dikinde için 36 eşit. Demek ki x eksi 2 18. x buradan 20 oldu. E şıkkı.